Olur hocam. Evet, dikdörtgenin alanından bahsedeceğiz bugün. Alan hesaplamaları. Dikdörtgende alanı biliyorsunuz zaten kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla elde edilir dikdörtgenin alanı. Kısa kenarı ve uzun kenarını bulacağız. Şimdi burada şurası 90 derece olacağından 6, 6, 8, 8, 13. 10 üçgenimiz var. 6 ya da 8'in çarpımından alan 6 kere 8'den 48'dir. Evet, şimdi burada ABCD dikdörtgen demiş. Doğrusal noktaları vermiş şurada. AE açıortay demiş. Açıortay. 4 birim 8 kök 2 vermiş bize. Yukarıdaki verilere göre alan ABCD kaç birim karedir demiş. Şimdi şurada açıortay ya 45-45 paylaşması lazım gençler. Doğru mu? 45 ise 45. Evet. Burası 90. Şuraya kaç kaldı? Bu da 45. 45. 45, 45, 90 ya. 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'lerin karşıları 8'dir gençler. Şimdi ters açıdan dolayı burası da 45. Burası dikdörtgen olduğu için 90 dikdörtgenin bir dış açısı. Burada da 45 var. Burada da bir tane 45, 45, 90 var. Dolayısıyla şurası da 4 oluyor gençler. Kısa kenarım 8 oldu. Uzun kenarım 12 oldu. Alanım o zaman 8 çarpı 12'den. 8 kere 10, 80. 8 kere 2 de 16. 96. Dolayısıyla alanım 96 ediyor. Şimdi devam edersek gençler dikdörtgeni vermiş 75'i vermiş AB ile CE birbirine eşitmiş. AB işte şu uzun kenarla CE burası birbirine eşitmiş. Dolayısıyla burasıyla da şurası birbirine eşit değil mi? İkizkenar bir üçgen elde ettim ben. 75 ise burası da 75 olacak. 75, 75 daha 150. Şuraya 30 kaldı. 30. Buraya ne kaldı? Tamam 90 olacağına 60 kaldı. Bakın buraya 30, 60, 90 kalıyor gençler. 30, 60, 90 üçgeni elde ediyorum ben burada. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katıdır 12. Burada ikizkenar var demiştik ya burası da 12. Dolayısıyla üçgenin kısa kenarı 6, üçgen diyorum, dikdörtgenin kısa kenarı 6, uzun kenarı da 12. Alanı da bunların çarpımından 6 çarpı 12'den 72'dir. 72. Geçelim mi gençler? Yazdık hocam. Yazdık. Geçelim. Tamam, Geç, güzel. geçelim hocam. Çevresi 42 birim olan ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi 4 eş dikdörtgenden oluşmuştur. Alan ABCD kaç birim karedir? Şimdi şu eş dikdörtgenlerinin kısa kenarlarına isim verirsek A diyelim. Uzunluk olarak A olsun. O zaman bu bir dikdörtgen olduğu için burası 3A oldu. Yani eş dikdörtgenin uzun kenarı 3A oldu. Buraya 3A dersem kısa kenarı A'ydı. Değil mi? Burası 4A oldu. 4A, 3A'da 7A. 7A'nın iki katı da 14A çevresi oluyor. Çevre 14A. 42 midir gençler? O zaman ben A'yı bulabilirim. A buradan 3'tür. A'yı bulduktan sonra artık dikdörtgenimin kısa kenarı 9.
3 kere 3'ten 9 olacak. Uzun kenarda 4 kere 3'ten 12 olacaktır. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bana alanı veriyor. Yani 9 çarpı 12 alanı vermez mi? 9 kere 10, 90. 9 kere 2, 18. Alanımız 108 birim karedir. Evet, bu soru da böyleydi gençler. Devam edelim. Köşegen uzunluklarından biri 2 kök 10 olan 2 kök 10 birim ve çevresi 16 olan ABCD dörtgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? Bir defa köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit. Hemen dikdörtgeni şöyle kabaca çizerim gençler. İşte kısa kenarım A olsun, uzun kenarım B olsun, değil mi? Şöyle köşeyi de çizersen bu da 2 kök 10 oluyormuş. Bana neyi soruyor? Dikdörtgensel bölgenin alanı A çarpı B'yi sormuyor mu? A çarpı B nedir diye soruyor. Şimdi çevresi 16 ise A ile B'nin toplamı nedir? Sekiz. 8'dir. 8'dir gençler. Bir de şurada Pisagor uygularsam a kare artı b kareyi de bulurum ben. A kare artı b kare eşittir 2 kök 10'un karesi. 2 kök 10'un karesi kaçtır? 2'nin karesi 4. 10'un kare, kök 10'un karesi de 10, 40 ediyor. Yani burası 40. Şimdi bak şöyle yapıyorum. Her iki tarafın burada karesini alırsam ben a kare artı 2ab artı b karedir bunun karesi. O da eşittir 64 oluyor. A kare ile b karenin toplamını zaten 40 olarak bulmuştuk. Şu 40. Tamam mı? Attım karşıya. 2ab 24 kaldı mı? Tamam, ben ne arıyorum? AB'yi arıyorum. A çarpı B dikdörtgenin alanı. Her iki tarafı ikiye bölerek de A çarpı B'yi bulabilirim. O da 24'ün yarısından 12'dir. Hocam. Efendim. Ben şu A kare artı 2AB artı B'den sonra kaç şey yaptım ya, tamamlayamadım da. Şimdi A artı B'yi 8 bulduk. Evet. A kare artı B kareyi de 40 bulduk. Şuradaki Pisagor'dan dolayı. Bunda sıkıntı yok değil mi? Evet, burada. Yani şu ikisinde sıkıntı yok. İşte bu nereden geldi? Çevreden geldi. Çevre 16 ise A artı B de 8'dir. Bu da Pisagor'dan yazdık. Daha sonra ben burada her iki tarafın karesini alırsam tam kare açılımını biliyorum. A kare artı 2AB artı B kare değil mi? Evet. A kare ile B karenin toplamını da ben bak burada bulmuştum 40 olarak. A kare ile B kare yerine 40 yazarsam 40 artı 2AB 64 ise tamam. 2AB'ye 24 kalıyor. AB'ye ne kalıyor? 12 kalıyor. Benim de aradığım zaten A ile B'nin çarpımı AB yani. Şimdi. 12 oluyor. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, şimdi burada bir sorumuz var. Bir usta kenar uzunlukları 8 ve 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarı kenar uzunlukları 40 santim ve 30 santim olan fayanslarla kaplayacaktır. Fakat usta kaplayacağı fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlayarak farklı bir fayans kullanmış ve kullanması gerekenden 160 adet fazla fayans kullanmıştır. Şimdi daha fazla fayans kullanabilmesi için kısa kenarı farklı anlamış ama daha da kısa alması lazım ki daha çok fayans kullansın. Zaten şıklarımız da kısa kenardan daha kısa hep. 30'dan daha kısa. O zaman nasıl yaparız? Bir bakalım. Normalde şimdi burada metre
Burada santimetre var. Metreleri santime çevirirsek bu 800 santimdir. Bu da 1200 santimdir. Duvarın alanı santimetre kare cinsinden 800 çarpı 1200'dür. Şimdi bu duvarın alanını bir fayansın alanına bölersem kaç tane fayans kullanılması gerektiğini bulurum. Bir fayansın alanı nedir? 40 çarpı 30'dur. Yani büyük bir duvarım var. Onun üstüne fayanslar döşeceğim. Bu fayanslardan kaç tane döşeceğim bilmiyorum. Duvarın alanını fayansın alanına bölersem kaç tane kullanmam gerektiğini bulurum. Normalde bu kadar fayans kullanacağız. İşte kaçmış buradan hesaplayalım. Sadeleştirme yaparsak 40'a böldüm. Şurası 40'ın kaç katıdır? 20 katıdır değil mi? 20 katı hocam. Evet. İşte burası da 1200 işte 30'un 40 katı mı? 200 çıkıyor pardon. 40 katı mı? Çarparsam ben burada normalde 800. Kullanması gereken 800 tane fayans varmış. Doğru mu? Ama 160 evet. Adet fazla fayans kullanıyor. Yani 800 artı 160'tan 960 tane fayans kullanmış. Duvarımın ölçüsü aynı benim. 800 çarpı 1200. Kullandığım fayansın uzun kenarı da aynı. 40. Usta neyi yanlış anlıyor? Fayansın kısa kenarını. Ona da x diyeyim. Ben buradan x'i bulacağım. Tamam. İşte 40 ile 800'ü sadeleştirince zaten ne kalıyordu burada? 20 kalıyordu. Değil mi? Evet, eşittir. Buradan ne geliyor? 960 geliyor. Tamam. Şimdi karşılıklı sadeleştirirsem 1 0 gider buradan. Buradan da 1 0 gider. 2'ye bölsem işte 48 kalır. Değil mi? İşte 12'ye bölsem burada 100 kalır. 12'ye bölsem burada 4 kalır. İçler dışlar yaparsam 4x 100 olacak artık. X'e de 25 kalacak. Yani aslında usta 30 yerine 25 anlamış kısa kenarı. Dolayısıyla daha fazla fayans kullanmak durumunda kalmış. Cevabımız da Edirne oluyor. Dikdörtgenin alanından şu dik üçgenlerin alanlarını çıkaracağım. Dikdörtgenin alanı nedir? İşte uzun kabul edelim. Bir saniye. Tamam. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 8, kısa kenarı 4. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 4. Değil mi? Şuradaki dik üçgenlerin alanlarını çıkartırsam tüm dikdörtgenden, o zaman ben arada kalan taralı bölgenin alanını bulmuş olurum. Bunu parantez içinde yazıyorum çünkü hem bunu çıkaracağım hem de bunu. Buradaki dik üçgenim 4 çarpı 3 bölü 2'dir. Artı 1 çarpı 8 bölü 2'dir. 8 kere 4 32 eksi 4 kere 3 12 2'ye böldüm 6 artı 8 bölü 2 4 10 mu? Yani 32'den 10 çıkartırsam araya kalan taralı bölgenin alanı 22'dir. 22 kalır. Peki. Anladık hocam. Şimdi bakalım gençler. ABCD dikdörtgen diyor. Şurada bir üçgenim var. EAB üçgen diyor. Tamam. Bunun içinde de bir tane daha üçgen var. Şu üçgenin alanını soruyor. İşte 10 vermiş, 6 vermiş. Dikdörtgenin alanı 60. Doğru mu? Şimdi şu üçgen yarısı olmuyor muydu? Hani paralel kenarda da vardı bu.
AEB üçgenin alanı alan AEB 60'ın yarısı. Değil mi? Paralel kenarda vardı. 6 çarpı 10 bölü 2 oluyordu. 60 bölü 2'den 30'dur. Peki. Şimdi EF ile FB'nin uzunlukları hakkında şöyle biliyorum. EF'ye ben K dersem FB 2K oluyor. O zaman şu taralı bölgenin alanı S ise buranın alanı da 2S oluyor. 3S 30 mu oluyor? 3S 30 sa S de 10'dur. Bu da zaten taralı alan oluyor. Cevap Ceyhan oluyor. Hocam bir dakika yazayım ben yeniden. Tamam yaz. Hocam ya. Tamam mı? Aha, tamam. Anladın mı Mehmet? Evet hocam anlayabildim evet. Yani bak şuradan tekrardan zaten üçgen dikdörtgenin alanının yarısı oluyor. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Bu üçgenin yüksekliği 6, tavanı 10. 10 çarpı 6 bölü 2'den 30 olarak bulduk. E şurada oranları vermiş. Tepe noktaları 1 olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı. S ise buraya 2S düşüyor. 3S 30 ise S ise 10, S de 10'dur. Evet hocam pratik pek. Tamam. Şimdi geldik bu soruya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi burada dikdörtgeni vermiş. Şurada dikdeyi vermiş. 6'yı vermiş. 4'ü vermiş. Alan CEB. Yani taralı üçgenin alanını soruyor. Şimdi bir defa şuraya ben dik derim. Dikten dikindiğine göre işte buraya da x dersem 6'nın karesi 4 çarpı x'tir Öklid'den dolayı. Otuz altı dört x ise x de buradan 9 mudur? Şimdi buradan indirilen yükseklikle şuradan indirdiğim yükseklik eşit oluyor gençler. Paralel kenarda vardı böyle bir özellik. İşte buradan indirdiğim yükseklik 6 olduğuna göre buradan da indirdiğim 6 olacaktır. Artık tabanını ve yüksekliğini bildiğim bir üçgenin alanını bulmak kalıyor. O da taban çarpı yükseklik bölü 2'den elde edilir. 9 kere 6 54 2'ye bölersem 27. Devam edelim gençler. Şimdi bu tarz iki tane üçgen olduğu zaman arada da 90 derece olduğu zaman bir benzerlik olduğunu biliyoruz. İşte alfa ise beta değil mi? 90 alfa. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için buraya da alfa kalıyor. Alfa 90 180'e tamamlamak için beta diyorum. Üçgenler benzer. Hatta 90'ların karşıları eşit olduğu için, benzerlik oranının 1 olduğu için bu üçgenler eşittir. Yani alfanın karşısı burada 8 ya, burada da alfanın karşısı 8'dir gençler. İşte burası da 8 ise, beta'nın karşısına ne kaldı? 5 kaldı.
Beta'nın karşısı burada 5 ise burada da 5. Dolayısıyla gençler dikdörtgenimin kısa kenarı 8, uzun kenarı da 13'tür. Çarparsam alanını bulurum. 8 çarpı 13, 8 kere 10, 80, 8 kere 3 de 24, değil mi? Dolayısıyla 104 eder alan. İki üçgenin eşliğini kullandık burada. Benzerlik oranının 1 olduğunu gördük. Ondan dolayı eşliği kullandık. Şimdi aynı durum şuradaki üçgenler arasında da var gençler. Aynı durum değil de burada benzer üçgenler oluyor. Eş durum, eş olmuyor. Şimdi şurası 90'dır. İşte burası 90'dır. Alfa dersem beta oluyor. Beta 90. Bakın buraya alfa kalıyor. Buraya da beta kalıyor. Üçgenlerimiz benzer. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Şimdi bana neyi soruyor? Kısa kenara A dersem, uzun kenara B dersem, A çarpı B'yi soruyor. Bir benzerliği yazayım diyorum ben. Acaba A çarpı B geliyor mu oradan? Alfanın karşısını bilmiyorum. Beta'nın karşısı 8. Bu üçgende. Beta'nın karşısı B. Eşittir. 90'ın karşısı A. 90'ın karşısı 10. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak A çarpı B'yi 8 çarpı 10'dan 80 olarak buluyorum. O da zaten alanımdı benim. A çarpı B yani alan 80'dir. Anlaşılıyor mu gençler? Evet hocam anlıyoruz. Tamam güzel. Bunun çözümü de varmış aslında. İşte benzerliği elde ediyoruz. Benzerlik oranını yazdıktan sonra içler dışlar çarpımından alan geliyor. Peki alan ABC'de kaç birim karedir? Yani şuradaki taralı bölgenin alanını soruyor. Tabii ki dik kenarlar lazım bana. Kısa kenara A diyeyim. Uzun kenara B diyeyim. Yani A çarpı B lazım bana yine. Tamam. Şimdi buradaki A ile şuranın uzunluğu eşitmiş. Hemen aklıma benim burada 90 olduğundan dolayı şurası da 90 olacağından Öklit geliyor. Dikten dikilmiş değil mi? O zaman dik indirilen dikmenin uzunluğunun karesi ayrılan parçaların çarpımına eşittir. A çarpı B'yi ben buradan 8'in karesinden 64 olarak buluyorum. A çarpı B de alan değil miydi? O zaman cevabımız 64. Yani bazen böyle Öklit'ten geliyor direkt alan A çarpı B. Bazen de benzerlikten direkt gelebiliyor bir önceki sorudaki gibi. Dolayısıyla cevaba bu şekilde ulaşıyoruz. Geçelim. 8'i vermiş, 4'ü vermiş, 10'u vermiş ABCD bir dikdörtgen. O zaman burası da nedir gençler? 12'dir. Değil mi? Şurada bir kelebeği gördük. Değil mi? Buraya 8K dersem burası 12K. Ama sadeleşmiş halinde yazabilirim. İşte burada 8 bölü 12 ya benzerlik oranım. O zaman 8'in 12 ile benzerlik oranım 8 bölü 12. Sadeleştirirsem 2 bölü 3. Yani ben buraya 2K dersem
Burası 3K olacaktır gençler. O zaman şuradaki üçgenlerin alanları da tabanlarıyla orantılı olacağından ben buraya 3S dersem burası da 2S oluyor. Niye böyle yaptım? Şimdi ben buradan 5S'in alanını şuradaki dik üçgenden bulabilirim. 5S nedir? 10 çarpı 12 bölü 2. Dik üçgen ya. 10 çarpı 12 bölü 2. Çarpımları 120, 2'ye bölsem 60. 5S 60 san S 12'dir gençler. Ben niye arıyorum? Şu taralı bölgenin alanı yani 3S'i. 3S de burada 3 kere 12'den 36'dır. Hocam S 12 P A B 3S olduğu için 12 çarpı 3 yaptık değil mi? Aynen. 3S'i arıyoruz biz burada taralı bölgenin alanı. Neden 3S'e 2S dedik? 2K'ya 3K bulduk ya. Şuradaki evet. Kelebek benzerliğinde 8 bölü 12 oranı var burada kelebek benzerliğimin. O zaman buraya ben 2K dersem buraya da 3K diyeceğim. Alanlar da bu 2K ile 3K ile orantılı. Oradan sonuca ulaştık. Tamam hocam anladım. Sağ olun. Rica ederim. Burada da farklı bir şekilde yapmış gençler. Biz şuradaki dik üçgeni kullandık. Burada da yükseklik indiriyor. Yani şu kelebeğin kesiştiği yerlerden. 2 bölü 3 benzerlik oranı var ya. Yükseklikler neyle orantılı oluyor? Bu benzerlik oranıyla oluyor. İşte şu üçgenin yüksekliği 2H'sa bu üçgenin yüksekliği 3H oluyor. Tabanım 12. Yüksekliğim 3H çarp 2'ye böl. Peki 5H'da 10 olacağından biz buranın H'ı da buluyoruz. Sonuca ulaşıyoruz. Bu da diğer bir kolay. Hangisi kolayına gidiyorsa. Peki. Şimdi burada ABCD dikdörtgen. Güzel. 2'yi vermiş, X'i vermiş. 6'yı vermiş, burayı vermemiş. Alan AFED. Şu alan. Neyin alanı gençler? Dik yamuğun alanı değil mi? Evet. Bu dik yamuğun alanını gelin hesaplayalım beraber. Yüksekliğim h olsun. İkisi için de, iki dik yamuk için de yüksekliğim h. Tabanlar toplamının yarısı. X artı 6 bölü 2 çarpı h'tır. Değil mi? Geldik diğer yamuğa. Şimdi bunun tabanlarından bir tanesi 2. Diğer taban ne? Onu bilmiyoruz. Şimdi burada toplam x eksi 4 değil mi? X eksi 4'tür değil mi? Çok güzel. Çünkü toplamları ikisinin de x artı 2 olması lazım. Dolayısıyla buraya x eksi 4 kalıyor. Toplamları ne olacak? X eksi 4 artı 2'den x eksi 2 oluyor. Tabanlar toplamının yarısı var. Bir de yükseklikle çarpıyorum. Ama dikkat edin. Bu alanlar birbirine eşit değil. Bu yazdığım son alanın iki katı şu yeşil olan alana eşit. Dolayısıyla buradaki 2'yi de unutmuyorum. Tamam. Şimdi karşılıklı bazı sadeleştirmeler yapacağım. Şu denklemden yazdıktan sonra. İşte h'lar gitti mesela. Paydadaki 2'ler gitti. Ne kaldı? İşte x artı 6 kaldı burada. Diğerinde de x eksi 2 kaldı. Çarpı 2. 2 de var ama. 2 ile dağıtıyorum. Değil mi? 2x eksi 4 kaldı. Tamam. Dolayısıyla bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. 2x eksi x eşittir. X işte. 6 artı 4 oluyor. X de buradan 10 oluyor. Yani şuradaki uzunluk 10 olursa ancak buradaki yamuğun alanı, buradaki yamuğun alanının iki katı olurmuş.
Evet, burada da işte uzun kenarım 8, kısa kenarım 4, arkadaşınız yazdı 2, 2, 4, 4 diye paylaşacak. Yine dikdörtgenin alanından şuradaki alanları çıkartırsam ne olacaktır? Alan KLM'ni, taralı bölgenin alanını bulmuş olurum. Şu dik üçgenler olacak ya, bunların alanlarını bulalım isterseniz beraber. 2 kere 2, 4, 2'ye bölsem 2, buradaki alan 2. 3 kere 6, 18, 2'ye bölsem 9. 4 kere 1, 4, 2'ye böldüm 2. Buradaki alan 2'dir. 2 kere 4, 8, 2'ye böldüm 4. 15 ya. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 4. Eksi 2, 4, 6 etti. Değil mi? 8, 9 daha 17. 17'yi çıkartacağım. 8 kere 4, 32. 32'den de 17'yi çıkartırsam 15. Taralı bölgeye 15 kalacaktır. Mehmet. Peki devam edelim. Mehmet. Şimdi gençler buradaki dikdörtgen bir kağıt diyelim. Kağıtmış zaten. EB üzerinden katlandığında A noktası DC üstündeki A üstü noktasına gelmektedir demiş. Şimdi şu şekilde katlanıyor işte. Şuradan katlanıyor. Şöyle bir şey oluyor. Peki. Uzun kenarım 10. Yani burası 10. Doğru mu? Kısa kenarım 8. Şimdi bu katlanan şuraya geliyor ya. Bakın burası da 10 olacaktır. Doğru mu? 10. Şurası işte bilmiyorum. Buraya ne diyelim? A diyelim. Burası da A oluyor. İşte burası 8 eksi A oluyor. Çünkü tamamı 8'di. 8 eksi A kaldı buraya. Burada bir özel üçgen var. 8, hipotenüsüm 10. Buraya ne kalıyor? 6. 6. Burası 6 ise burası da 4. Tamam. Tabii şurası da dik oluyor. Hani buradaki diklik geliyor buraya katlanıyor ya. Benim aradığım 10 çarpı A bölü 2. Çünkü A üssü EB üçgeni, yani şu taralı üçgenin alanını soruyor. Benim burada bulmam gereken A. A'yı bulursam soru kolay. 10 çarpı A bölü 2'yi kolay bir şekilde bulurum. Yani 5A'yı bulurum. Benim bulmam gereken A. A'yı da bulurken şuradaki üçgeni kullanacağım gençler. Dik üçgeni. 4'ün karesi, Pisagor yapıyorum. Artı 8 eksi A'nın karesi. Eşittir. Hipotenüsün karesi, yani A kare. Şimdi A'yı bulalım buradan. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. Çarpımlarının 2 katı. Eksi 16 A. Artı ikincinin karesi A kare. Eşittir A kareydi. Her iki taraftan A kareleri birbirini götürecektir. İşte 16 A'yı atıyorum karşıya. Artı 16 A. 64'te de 16'yı toplarsam 80. Bakın A'yı ben buradan 5 olarak buluyorum. Götürüp burada yerine yazarsam da 5 çarpı 5 25'tir üçgenin alanı. Afyon'da kadar
Tamam herhalde. Anlaşılıyor mu gençler? Bu katlamalı sorular genelde zorlanılan soru tipleridir. Anlaşılıyor. Tamam. Bir tane daha katlamalı bir soru var. Burada da böyle yine kağıdı katlıyoruz. Şu kale doğrusu boyunca katlanılıyormuş. Tamam. Ve katlanılınca gençler dik kesişme oluyor şurada. Onu söylemiş. Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı katlama işleminden önceki alandan 32 birim kare az olduğuna göre. Tabii aynı yüzeyler üst üste geldiği zaman ne olacaktır gençler? O yüzeylerden biri kadar alan azalacaktır. Şimdi şurada üst üste gelen yüzeyler var ya gençler. Alanı azaltıyor. Bu taradığım bölgedeki üçgenin alanı demek ki 32 birim karedir. Tamam. Bana neyi soruyor? AD'yi soruyor. AD'ye x diyelim mi? O zaman şuradaki BC de x'tir gençler. X dedim. X dedim. Şurada tabii dikdörtgen oluşuyor. Burada da dikdörtgen oluşuyor. Burası da x. Burası da x. Bakın gördüğünüz üzere aslında ikizkenar dik üçgen var burada. X çarpı x bölü 2 32'ymiş. O zaman x çarpı x, x 8 olacak. 64 olacağından x de 8'dir. AD de 8. AD 8 oluyor, aynen öyle. Evet, geldik son sorumuza. Uzunlukları santimetre cinsinden üzerine yazılan ikizkenar yamuk şeklindeki tahtalardan ikişer adet vardır demiş. Bu tahtalar birbirlerine yapıştırılarak dikdörtgen biçiminde bir resim çerçevesi oluşturuluyor. Resmin yerleşeceği alan, yani şu taradığım kısım kaç santimetre karedir acaba? Bunu hesaplamaya çalışacağız. Tabii gençler şu kısa parçayla uzun parça yapıştırılıyor ya. Nereden yapışıyor? Şu 10 santimlik kısımlardan. İşte şurası 10. Değil mi? Buralar hep 10. Şu daha uzun bir parça. Gördüğünüz gibi burası 60 olacak. Değil mi? Burası 32 olacak. Bak şu iç kısma kalan kısım da 20 olacak. Şimdi bak bu 20'yi ben biliyorum. Şurayı da bulursam, şuranın uzunluğunu da bulursam 20 ile işte bu maviyle gösterdiğim uzunluğu çarparım. Resmin yerleşeceği alanı bulurum. Çünkü alanı benim dikdörtgen. Kısa kenarı belli, uzun kenarı belli değil. Şimdi şöyle yapıyorum. Şuradan ben dik indirsem, buradan da indirebilirim. 20 ya. İkizkenar yamuk gençler, şu geriye kalan alanı şuradaki parçalar eşit paylaşacak. İşte 6 ise, şimdi 20, tamam 32 idi. 6 6 kalmayacak mı? 12 kaldı. 6 6 paylaştıracağız. 6 8 10'u elde ettim ben burada. O zaman şuraya 8 yazarım. Hatta burası da 8. Tamam. Şimdi aynı durum burada da geçerli. Şuradan dik indirsem, şuradan dik indirsem, buranın uzunluğu burada da var. Geriye kalan uzunluk da 60'tan geriye kalan uzunluk da şuralara paylaşacak. Bak ben buradan buranın 8 olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü burada bir tane dikdörtgen oluştu. Burası 8 ise burası da 8. Aynı sebepten dolayı ikizkenar yamuk olduğundan dolayı burası da 8. Değil mi? 8 8 daha 16. 16. 60'tan çıkartırsan 44. 44 değil mi burası? O zaman bak burası da 44. Artık benim aradığım alanın
kısa kenarına ve uzun kenarına biliyorum. Bu bir dikdörtgen olduğu için resmin yerleşeceği alan 20 çarpı 44'ten 880. 880 santimetre karedir.